Değerli Nokta TV izleyicileri, hepinize yeniden merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğumuzla beraber Nokta TV stüdyolarındayız. Cumhuriyet Halk Partili hukukçu, siyasetçi, avukat Haluk Pekşen. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi bir yayın olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizinle gündemin öne çıkan konu başlıklarını konuşacağız, irdeleyeceğiz. Fikirlerinizi merak ettiğim birçok konu var önümde, hazırlıklarımda. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Çalkantılı bir G20 zirvesi yaşadık. Doğru. Özellikle Biden ve Erdoğan görüşmesinden sonra aslında hep konuşulan ama G20 zirvesinden sonra ayyuka çıkan bir konu ki F-35 ve F-16'lar. Evet. Şimdi özellikle size bu soruyu yöneltmek istiyorum. Çünkü havacılığa olan ilginizi yıllardır biliyoruz. Paylaşımlarınızdan, yazdığınız yazılardan. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Nasıl bir yol, nasıl bir süreç sizce Türkiye'yi bekliyor? Evet. Sevgili Rüzgar, tabii bu G20 zirvesi gerçekten Türkiye için de hayati önem taşıyor. G20 zirvesinden sonra birçok konu başlığı Türkiye'de yeniden şekillenmeye başladı ve biz de gündemin ana maddesi olarak G20'de alınan kararlar ve onların Türkiye'ye yansımaları, bize nasıl sonuçları oluşacağına ilişkin öngörülerde bulunmaya başladık. Tabii bu geçen hafta G20 zirvesinden birkaç gün önce Türkiye işte F-35 projesinde yatırmış olduğu parayı da gerekçe göstererek işte Türkiye'nin de taleplerini F-16'yla, 40 tane F-16'yla değiştirdi ve işte 40 adet F-16 istedi. Onun üzerine kamuoyunda da çok ciddi bir yoğun tartışma başladı. Şimdi burada en can alıcı konu şu, bir şeye karar vermek durumundayız. Türkiye'nin 21. yüzyılda caydırıcı bir güç olarak bölgesinde etkin ve caydırıcı büyük bir güç olarak devam etmesi bu coğrafyanın en önemli, en hassas gerçeği. Çünkü Türkiye coğrafyada zayıfladığı sürece komşu ülkeler arasındaki ihtilafların da giderek büyüdüğünü ve orada da çok büyük sorunlar tartışılmaya başladığını ve ciddi anlamda da kırılmalar yaşandığını gördük. Halbuki Türkiye bu coğrafyada ne zaman silahlı kuvvetleriyle çok güçlü bir caydırıcı güç, burada hani tabir yerindeyse abi pozisyonunda tavır takındığı zaman ta Osmanlı'dan günümüze kadar gelen o etkisiyle bu bölgenin barışının teminatıydı. Nitekim zaten Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de yurtta barış, cihanda barış ideolojisini bu temel üzerine kurmuştu, inşa etmişti. Bölgedeki bütün ülkelerin barışının teminatı Türkiye'ydi. Şimdi bu barışı sağlamamız için önce caydırıcı olmanız gerekiyor. Yani bir ülkenin silahlı kuvvetleri savaşmak için değildir. Bir ülkenin silahlı kuvvetleri caydırıcı olmak içindir. Size kimse kolay kolay meydan okuyamamalı, haksızlık yapamamalı, size dikleşememeli. Sizin onlara karşı mükabil bir caydırıcı etkiniz olması gerekiyor. Şimdi caydırıcı etkiyi nasıl sağlayacağız? Devletin silahlı kuvvetleri var, dış politikası var, ekonomisi var. Demek ki bir ülkenin caydırıcı olabilmesi için 3 ana başlıkta çok güçlü olması gerekiyor. Çok güçlü bir ekonomisinin olması gerekiyor. Çok güçlü bir silahlı kuvvetlerinizin olması gerekiyor. Çok güçlü de bir dış politika haklılığınız, hukuki haklılığınızın olması gerekiyor. Şimdi bu ikisi, yani bir çok ciddi caydırıcı bir ekonomimiz konusu zaten işler acısı. Onu bir ara konuşacağız. Efendim çok ciddi bir dış politika hukuki haklılığı, o zaten bir vahamet. Yıllardır Türkiye'de biliyorsunuz işte dış politika gücü özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın elinden alındı ve maalesef çok ciddi örselendi. Türkiye bu konuda elindeki bütün argümanları kaybeder noktasına geldi. Onu da bir kenara koyuyoruz. Üçüncüsü silahlı kuvvetler gücü. Şimdi silahlı kuvvetler gücüne bakıldığı zaman o zaman diyorsunuz ki kara, hava, deniz, jandarma vesairesiyle Türkiye bütün silahlı kuvvetleriyle hangi potansiyel noktada? Şimdi şu anki bulunduğumuz potansiyel nokta itibariyle dünyadaki bütün ülkeler yeni caydırıcı güç teknolojilerine doğru geçiyorlar. İşte hava savunma sistemlerinde müthiş bir entegrasyona doğru gidiyorlar. Uzayda çok ciddi bir caydırıcı güç etkisi yaratmaya çalışıyorlar. İşte bir taraftan Rusya, öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan buna katıldı, Fransa, İngiltere falan. Hepsi uzayda çok ciddi bir caydırıcı güç ağırlığı kurmaya çalışıyor. Yine hava kuvvetlerinde de 5. nesil dediğimiz, yani aslında bir network taşıyıcısı olan
uçak tipine geçilmeye çalışılıyor. Bu F-16 projesi Türkiye'nin de ortağı olduğu, projenin sahibi olduğu bir proje. Doğal olarak bu F-16, F-35 projesi dünyada 5. nesil diye tanımlanan uçakların şu anda en önde, en ideal olanı olarak gözüküyor. Daha iyisi yapılabilir mi? Yapılabilir tabii. Umarım da yapılır. Daha iyisi de yapılmasını biz de isteriz. Ama şu anda bizim de ortağı olduğumuz bir proje bu. Peki neden 5. nesil diyerek neyi kastediyoruz? Çok basit. Şöyle düşünün. Şunu uçak olarak düşünelim. Şu da uydu olarak düşünelim. Şimdi bu uydu yerdeki bütün bilgileri alıyor. Yani yerdeki, denizdeki gemiyi görüyor. İşte karadaki tankı görüyor. Karadaki füzeyi görüyor. Denizdeki füzeyi görüyor. Havadaki düşman uçağı görüyor. Havadaki dost uçağı görüyor. Bütün bu bilgileri uydu alıyor. Şuradaki bu F-35 uçağına bunu network olarak bildiriyor. Bu uçak öylesine bir dijital sistem ki bu bütün konfigürasyonu sağladığı anda çok aktif ve etkin hale gelebiliyor. Bütün bunlarla, yani uyduların yerden aldığı, havadan aldığı bütün bilgileri bir network içerisinde kendi bünyesinde topluyor ve ona göre muharebe yeteneklerini kullanıyor. Doğal olarak bu uçak diğerlerinden muharebe anında olağanüstü daha yetenekli ve donanımlı. Şimdi Türkiye bu projenin bir parçası. Nitekim Türkiye bu projeyle ilgili de Malatya'da, Erhaç'ta çok ciddi yatırımlar yapmış. Çok ciddi finansmanlar harcamış orada. Altyapısını yapmış, teknik altyapılarını yapmış ve projeye de çok ciddi destek vermiş. Şimdi Türkiye'nin F-16 projesinden çıkması veya çıkarılması asla doğru bir yöntem değildir. Özür diliyorum, F-35 projesinden. Neden? Çünkü Türkiye zaten projenin tarafı. Bu projeye ilişkin çok ciddi bir hazırlık süreci yapmış. Çıkarsanız ne olur? Yeni bir 5. nesil uçağa kavuşmanız gerekiyor. Efendim milli muharebe uçak yaparız. Bu şu anda yalnızca kamuoyuna popülist bir palavradan, siyasi palavradan ibaret bir şeydir. Uçak yapmak, hele hele öyle bir 5. nesil uçak yapmak öyle kolay bir iş değil. Hiç kimsenin harcı değildir. Yani şimdi tabii son dönemlerde kamuoyunda bir işte İHA, SİHA rüzgarı estiriliyor. İHA'lar, SİHA'lar önemli. Ama İHA'lar, SİHA'lar hiçbir zaman hava kuvvetleri değildir. Hava kuvvetleriyle de zaten kapışacak cihazlar değildir bunlar. Yani İHA'lar başarılı oldu. İşte nerede? Ermenistan'da, Libya'da başarılı oldu. Ama karşıda hava kuvvetleri yoktu. Karşıda hava kuvvetleri olsaydı onlar bu başarıyı sağlayamaz. Elbette önemlidir. Ama bir savaş uçağı değildir. Bu yanılgıdan bir an önce ülkenin çıkması gerekiyor. Savaş uçağının yerini tutabilmesi asla mümkün değildir. Havacılıktan birazcık anlayan herkes bunu bilir. Zaten hiç kimse de iddia etmiyor. Ama kamuoyunda böyle bir algı yüklemesi yapıldı. Yahu kardeşim bizim İHA'larımız, SİHA'larımız var. Ne yapacağız F-35'leri, ne yapacağız F-16'ları? Bu inanılmaz büyük bir hatadır. Geri dönülmez bir hatadır. Bundan bir an önce çıkmak gerekiyor. Kısacası milli muharip uçak yapmak da öyle kolay bir iş değildir. Milli muharip uçak yapacağınız zaman bu uçağın birçok parçasını, birçok malzemesini de yine satın almanız gerekiyor. Teknolojilerini satın almanız gerekiyor. Bunlar öyle kolay işler değil. Yani bu milli muharip uçağın yapılması, bugün ha deseniz, milli olarak bunu yapıyorum deseniz, en erken, hani ben bütün süreleri hızlandırıyorum, en erkeni 10 yıl. 10 yıl sonra sizin elinizdeki bugünkü uçaklarınız, F-16'larınız vesaireniz artık eski teknoloji olacak. Peki çevrenizdeki ülkelerde ne? Son teknoloji uçaklar gelecek. İşte Mısır'ın da en son teknoloji uçak, Yunanistan'da en son teknoloji uçak, Rusya'nın son teknoloji uçakları, Suudi Arabistan'ın öyle, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Yani sizin bölgenizde 5. nesil uçak var, sizin elinizde F-16 var. Bu silahlı kuvvetler açısından, dengeleyici ve caydırıcılık açısından asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bu çok yanlıştır. Bugün bunu duyduğuma, okuduğuma da çok sevindim. Bugün ilk defa iktidar kanadından da böyle bir sağduyulu ses gördüm. Sayın İbrahim Kalın'ın açıklaması var. Diyor ki F-35 projesinden mutlaka çıkmadan o projeyi tekrar Türkiye'nin de içerisinde olacak şekilde devam ettirmeyi başarmalı. Şimdi bu doğru akıl. Yani 5. nesil uçak F-35 veya başka birisi hiç önemli değil. Ama Türkiye 5. nesil uçak projesinde mutlaka olmalı.
F-35 projesinin zaten Türkiye programının ortağı, bu programın içerisinde kalmalı. F-16'lar elbette önemli, caydırıcı ama şu anda az önce söylediğim gibi 5 yıl sonra tüm komşularınız 5. nesil uçakla dünyanın büyük bir network sistemini kullanıp caydırıcılığını kullanırken sizin eski nesil bir uçakla onlarla mukabil bir caydırıcılık elde etmeniz mümkün değildir. Onun için de G20'de özellikle hava savunma sistemi, yani S-400'ler sonrasında oluşan bu F-16, F-35 tartışması son derece Türkiye'nin aleyhine doğru gelişiyor. Bu tartışmadan ivedilikle çıkmak gerekiyor. Burayı tamamen teknik uzmanların eline bırakmak gerekiyor. Böyle hamaset ve siyasetle çözülecek bir konu değildir bu. Bu tam bir caydırıcılık konusudur. Silahlı kuvvetlerin bu konuda çok ciddi deneyimi var. Bunu mutlaka konu uzmanları tarafından müzakere edilerek ivedilikle F-35 projesine Türkiye tekrar geri dönmeyi başarmalıdır. Şimdi efendim 3 ana başlıktan bahsettiniz aslında. Dediniz ki bir ülkenin iyi bir silahlı kuvvetleri olmalı, iyi bir ekonomisi olmalı ve iyi dış politikası olmalı. Şimdi silahlı kuvvetlerden bahsettik. Çok da iç açıcı bir durumda gözükmüyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi biraz da dış politikadan bahsetmek isterim. Çünkü dış politikada da son zamanlarda konuşulan şeyler yine Türkiye açısından pek de iyi yönde seyretmedi. Yani ilk başta şöyle başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını dinlemiyor oluşumuz, Osman Kavala hakkındaki kararlarını dinlemiyor oluşumuz bir soru işareti düşürdü akıllara. Daha sonrasında da aslında dünya için çok önemli bir Glasgow'daki zirveye gitmiyor oluşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Acaba Türkiye'nin itibarı ne yönde seyrediyor? Türkiye'nin itibarı zedeleniyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Siz nasıl yorumlarsınız dış politikada şu an yapılan hamleleri? Evet, şimdi dış politika tabii Türkiye bölgesel olarak dış politikada önemli bir referans ülkesiydi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki Dışişleri Bakanlığımız geçmişte dünyanın birçok ülkesinde dış politikacı, hariciyeci yetiştiren, bu anlamda çok ciddi birikimi olan bir bakanlıktı. Hatta bizim Dışişleri Bakanlığı'nda yurtta barış, cihanda barış politikalarını eğiten bir daire başkanlığı vardı. Ülkeler, komşu ülkeler, işte müttefik ülkeler, dünyanın birçok ülkesi, Türkiye'nin bu dış politika uzmanlığı, bu maharetini, bu başarısını, İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İnönü'nün yurtta barış, cihanda barış politikasıyla, dış politikasıyla bizim savaşın dışında kalmamız. Avrupa'da milyonlarca insan can verirken Türkiye'nin bu savaşın dışında etrafı ateş çemberiyle çevriliyken savaşın dışında kalması tam da bu dış politika uzmanlığından kaynaklanıyor. Doğal olarak dünyanın birçok ülkesi Türkiye'den dış politika alanında eğitim ve destek alıyordu. Türkiye bunu dünyaya öğretiyordu. Şimdi sonra AKP ile birlikte biliyorsunuz bu dış politikadaki son derece yetkin hariciyecilerimize karşı çok çirkin, yakışıksız bir takım yaftalamalar başladı. İşte Monşerler vesaire gibi. Ama şimdi bu son dönemlerde gördüler ki tam da büyük bir ihtisas alanı, Monşerler dediği insanlar bu konularda son derece yetkin, birikimli, donanımlı. Ama onun yerine kendilerinin siyaseten dış politikaya kattıkları insanlara bakıyorsunuz, lime lime dökülüyorlar. İşte Amerika'daki Türkiye'nin büyükelçisinin güven mektubunu Amerikan Devlet Başkanı sarayında almıyor. Beyaz Saray'da kabul etmiyor. Biliyorsunuz kebapçı dükkanında, orada da kapıdan gönderiliyor, öyle alınıyor. Yani bu Türkiye'nin dış politikada nerelere sürüklendiğini gösteren çok ağır ve dramatik bir işlem. Yani bu adamın Amerika'da Dışişleri Bakanlığı adına gidip de orada Türkiye'yi temsilen büyükelçilik yapması Türkiye adına gerçekten büyük bir hazin durumdur. Kim o arkadaş bir araştırsanız, geçmişte FETÖ'nün Amerika'ya gittiğinde Amerika'da FETÖ'nün yerleşmesi için referans olan 18 kişiden birisi bu. Ama ne enteresandır ki Amerika Türkiye'nin büyükelçisi. Şimdi Glasgow'daki iklim konferansına Erdoğan katılmadı ama öylesine bir durum gelişti ki dışında da kalamadılar. Niye? Çünkü Paris İklim Anlaşması'nı imzalamışsınız. Avrupa Birliği'nin Green Deal'inde onunla ilişkin mutabakata katılacağınızı beyan etmişsiniz.
Buna ilişkin bir program açıklamaya çalışıyorsunuz. Bir komisyon oluşturmuşsunuz. Glasgow'a gitmeyeceksiniz. O zaman bunu gördüler ki Türkiye ne dünyada özellikle bu çevreci yeniden sanayileşmeye verilecek olan finans desteklerinden yararlanabilir. Dünya bu finansın Türkiye'ye sağlamayacağı gibi Türkiye'nin ihracatının önünde de çok ciddi engeller konulabilir. Ne yapalım? O zaman Glasgow'a Erdoğan gitmiyorsa Türkiye'yi temsil eden birileri gitsin. İşte Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bazı iddialar söyleniyor. Allah şifa versin. Umuyorum bunlar doğru değildir, spekülasyondur. Ama Erdoğan'ın yerine Türkiye'yi oraya temsil eden giden harici ekibi doğrudan Glasgow'daki alınan kararlara Türkiye'yi de ortak ettiler ve Glasgow'da G20'de yayınlanmış olan iklim programlarının tamamına Türkiye'nin de itirazsız katıldığını gördük. Bundan memnuniyet duyduk. Çünkü dünyadaki küresel ısınma ve onun sonucunda iklim sorunlarıyla birlikte dünyada çok büyük sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Yani yalnızca doğayla ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başlamadı. Dünyanın ekonomisi de ciddi anlamda sarsılmaya başladı. Ülkeler buna ilişkin ardı ardına tedbirler açıklıyorlar. Açıkladıkları tedbirlere bakıldığı zaman da gerçekten birçok ülkeyi ve insanlığı çok ağır şekilde yoksulluğa, bambaşka kulvarlara doğru sürükleyebilecek, krizlere sürükleyebilecek bir sürecin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Şimdi iklim krizi yani küresel ısınma ve iklim kriziyle birlikte dünya ekonomisi de ciddi anlamda sarsılmaya başladı. Tarımda büyük ürün kayıpları başladı. İşte Türkiye'de işte tanıdıklarınız var, eşimiz, dostumuz, hepimizin köylerle bağlantıları var. Hepimiz duyuyoruz. Siz de duyuyorsunuz, biz de duyuyoruz. İnsanlar ürün kaybından şikayet ediyorlar. Arazilerindeki verimden şikayet ediyorlar. Kuraklıktan şikayet ediyorlar. İşte hayvanların dengeli beslenememesinden, hayvancılığın gelişememesinden vesaire. Tabii bunların bir taraftan ekonomiyle ilgisi var. Öbür taraftan da kuraklıkla birlikte gelen sorunların doğrudan tarıma yansımasıyla ilgili sorunlar da var. Şimdi bütün bunlara bakıldığı zaman bunların yeniden planlanması lazım. Ya ne oluyor? Küresel ısınma ile birlikte eğer tahıl üretiminde bir düşme varsa ki ciddi bir düşme var. Böyle devam ederse bu yaklaşık 100 milyon tonu aşacak yıllık. Bu dünyada şu anki 1,5 milyar açlıkla boğuşan insan sayısını belki 2 milyara çıkaracak. Dünyada işte izliyorsunuz geçen Elon Musk üzerinde bir tartışma oldu hatırlarsanız Birleşmiş Milletler dedi ki ya Elon Musk servetinden işte cüzi bir rakam verse %2'sini verse 6 milyar avro 40 milyon açlıktan ölme riski taşıyan insanın hayatı kurtulur. Şimdi dünya neleri konuşuyor bakar mısınız? Doğal olarak Türkiye'de bu çevreci dünyadaki sanayi dönüşümü, tarımsal dönüşüm, buna ilişkin bürokratik dönüşümler vesaire hepsine uyum sağlamalı. Kimle uyum sağlayacaksınız? Bu hükümetle sağlamanız mümkün mü? Asla değil. Niye? Ya şimdi yıllardır söylüyoruz, uyarıyoruz. Diyoruz ki dünya çok ciddi olarak bu sera gazlarından kaynaklanan problemler yaşıyor. Bu sera gazlarının etkisini azaltmak, Paris İklim Anlaşması'na taraf olmak ve buna ilişkin alınacak olan tedbirleri, buna ilişkin yapacak olan destekleri de Türkiye'ye getirmek gerekiyor. Bunları yapmazsanız yarın önünüze bu büyük bir fatura olarak çıkar. Bunun bir bedeli var. Size kimse gelip de öyle gökyüzüne çimento fabrikalarından araç lastiklerini yakarak sürekli sera gazı salmanıza göz yummazlar. Dünyada yalnızca biz değiliz. Dünyada insanlığın dışında canlılar da var. Doğa da var. Herkesi etkiliyor. Yani orman yangınları artacak, işte seller artacak vesaire. Ne dediysek hepsi oldu. Kısacası o halde dünya ile entegre bir şekilde bütün bu dönüşüm sürecine Türkiye'nin de katılması gerekiyor. Ne o dönüşüm süreci? En önemli lokomotif olanı sanayi üretimde çevreyle uyarlı ürünlerin üretilmesi. Sanayi üretiminde kullanılan teknolojinin çevreye uygun olması, sanayi üretiminde kullanılan enerjinin çevreci olması. Yani temelde 3 büyük başlık var. Bir ürettiğin ürün çevreci olacak. Bu ürettiğin ürün dünyada talebi karşılamaya uygun olacak. Bu ürünü üretirken de kullandığın elektrik ve ham madde de çevreci olacak. Bunlar dünyanın öncellediği, en hızlı şekilde de karar aldığı konular. Şimdi bakıyoruz Türkiye'ye. Türkiye'nin büyük bir problemi var. Niye? Dünya demir çelik sanayine bakıldığı zaman, dünya demir çelik sanayinde Türkiye önemli bir ülke. Ama
demir çelik de kullanılan elektrik de dünyadaki en önemli sera gazı etkisi yaratan elektrik. Niye? Çünkü demir çelik sanayi çok ciddi elektrik tüketiyor. Bu tükettiği elektriği çevreci bir kaynaktan kullanmazsa o zaman bu iklim anlaşmasına imza atmanızın bir anlamı yok. Anlaşmaya uymazsanız ambargolar elinize gelecek. Bu defa diyeceklerse ki bu ürettiğiniz elektrik kardeşim çevreci bir elektrik değil. Bu ürünü de Türkiye'den gelen demir çeliğe de ambargo koyuyorum. Demek ki bir an önce çevreci bir elektrik kullanmamız gerekiyor. Şimdi uzmanlara sordum. Dedim ki yani Türkiye'nin şu anda toplam enerji tüketiminin ne kadarı demir çelik sanayinde kullanılıyor? %7,5 dedi. Bu aşağı yukarı Türkiye'nin işte 45 bin megawatt günlük tüketimini baz alırsanız %7,5 dediğiniz zaman yaklaşık 4 bin megawatt civarında dev bir rakam karşınıza çıkıyor. Tek başına. Aynı şey çimento sanayinde geçerli. Aynı şey enerji santralleri yani kömürden enerji üreten santraller için geçerli. Kireç sanayinde geçerli. Yani Türkiye'nin çok ciddi önünde gelecek dönem içerisinde gümrük engelleri, üretim engelleri oluşturabileceği üretim sorunları var. Bir an önce buradan çıkması gerekiyor. Nasıl çıkacak? Bir an önce bu işte Paris İklim Anlaşması ile uygun olarak Avrupa'da şimdi ülkeler ardı ardına yayınlamaya başladılar. Çevreci programlar açıklıyorlar. Hani geçmişte tabiri caizse acil eylem planı diye tanımlanan planlar yapıyorlar. Diyorlar ki işte 1 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde şu programlara sektörler, ülke, işte kamu vesaire herkes buna uyacaklar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben dizel otomobili 2030 yılından sonra ürettirmeyeceğim. İngiltere aynı şeyi söylüyor, Almanya aynı şeyi söylüyor. Yani dizel otomobile karşı çok ciddi bir engel önümüzdeki dönem içerisinde söz konusu. Ama burada kalmıyor. Bir taraftan da diyorlar ki biz kömür santrallerini kapatacağız. Biz işte güneş santrallerini artıracağız. Güneş panellerinden enerji üretimini destekleyeceğiz. Panellerden daha çok verim elde edilmesini, ilişkin teknoloji çalışmalarını destekleyeceğiz. Rüzgar santrallerini destekleyeceğiz. Başka çevreci, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyeceğiz. Bunlara ilişkin Ar-Ge'leri destekleyeceğiz. Türkiye'ye bakıyoruz. Hiçbir şey yok maşallah. Türkiye'ye bakıyorsunuz rüzgar enerjisine ilişkin üretimi Enerji Bakanlığı bir yandaş güruha vermiş. O yandaşlar Türkiye'nin iliklerini emmeye devam ediyorlar. Umurlarında değil. Bu çok sürdürülebilir bir durum değildir. Onun için sanayici top başkanı geçti geçen günlerde biliyorsunuz. Nihayet 20 yıl sonra TOB'un neredeyse iflas etmeyen, iflasa sürüklenmeyen üyesi kalmadı. 20 yıl sonra ilk defa konuştu. Bu saatten sonra konuşsan ne olur? Ne olur? Sanayiyi perişan ettin, sanayiciyi perişan ettin. Dünyadaki bütün sektörleri, pazarlarını kaptırdınız siz. Bu Türkiye Odalar Borsalar Birliği zamanında konuşsaydı, itiraz etseydi, Türkiye'nin Suriye politikası bu hale gelir miydi? Arap ülkeleriyle böyle gereksiz, lüzumsuz bir kavganın içerisine girer miydik? Mısır'la gereksiz, lüzumsuz bir, neden olduğunu bilmediğimiz bir kavganın içerisine girer miydik? Libya'da bu kadar gereksiz bir şekilde Kaddafi'nin Libya'da en büyük işbirliği yaptığı Türkiye'ye karşı Kaddafi'ye ihanet edilir miydi? Bütün bunlar Türkiye'ye çok ağır geri dönüş oldu. Niye? Çünkü bunlar zamanında konuşmaları gerekenler konuşmadılar. Kim? İşte en başta Türkiye Odalar Borsalar Birliği, TÜSİAD. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz TÜSİAD yeniden inşa diye program yayınladı. Benim programımı yayınladı. Okudum programı gerçekten. Yani programı okuyunca hem çok mutlu oldum hem de çok şaşırdım. Ben bu yeniden inşayı belki 5 yıldır 6 yıldır konuşuyorum. Bunu TÜSİAD'a da defalarca anlattım. Ama hep böyle kafalarını kuma gömmüşlerdi. Sessiz sakin bir şekilde pozisyona bakıyorlardı. Şimdi can damarlarına geldi. Engeller dayandı. Şimdi onun için TÜSİAD başladı figan feryat etmeye. Efendim Türkiye işte dünyadaki bu gelişmelerin dışında kalamaz. Siz niye buna ilişkin siyasetçileri, siyaseti uyarmıyorsunuz? Salonlara toplanıyorsunuz, salonları dolduruyorsunuz. Siyasetçi geliyor size hamaseti basıyor, palavrayı basıyor. Alkış kıyamet gidiyordunuz. Doğal olarak şimdi hamasetin siyasetteki etki dönemi de azalmaya başladı. Niye? Çünkü herkesin artık geleceğine dokunmaya başladı. Sanayiciye de dokunmaya başladı. İş insanına da dokunmaya başladı. Hepsi görüyorlar ki eğer Türkiye bu önümüzdeki dönem içerisinde Avrupa Birliği ile, Amerika ile, işte dünyanın gelişmiş ülkeleriyle, gelişmiş sanayileriyle entegre üretim yapmazsa, onlarla uyumlu
dış politika içerisinde olmazsa Türkiye hızla dünyanın en az gelişmiş ülkeler arasında orada cebelleşmeye, boğuşmaya mahkum olacaktır. Nitekim dünyadaki bütün endekslere bakıyorsunuz işte beraber her gün inceliyorsunuz, biz de bakıyoruz. Türkiye'nin sıralaması yazılıyor işte. Gelişmişlik sıralamasında bilmem şuraya kadar indi. Şurada buraya kadar indi. En son G20. İran ambargo kapsamında olmasa biz G20'de değiliz. İran ambargo kapsamında olduğu için biz G20 kapsamına alındık. Oysa 21.yiz. AKP iktidara geldiğinde Türkiye 15. sırada. Ne oldu? Ne oldu? AKP'nin Türkiye'yi geliştirmek için, toplumu yaşam kalitesini artırmak için yaptığı bir şey var mı? Ya bir şey sayılmalı. Yani bir siyasi partinin bir başarı hikayesi olur değil mi? İşte Demirel Türkiye'de barajlar kralıydı. Sizlerin yaşı çok genç tabii, siz hatırlamazsınız ama Demirel'e barajlar kralı Demirel denirdi. Özal Türk parasının kıymetini koruma kanunda yaptığı reformlarla ihracat şampiyonu diye tanımlandı. Öyle nitelendirdi. Ecevit köy kent köylü kalkınmasıyla özellikle destekleme alımlarıyla birlikte çiftçinin gülen yüzüydü. Ecevit öyle köylü Ecevit kasketiyle çıkan bir liderdi. Romantik herkesin aşık olduğu bir lider. Liderlerin kendilerine örtüşen yaptıklarıyla örtüşen programlarıyla örtüşen bir kimlikleri oluştu. İşte Tansu Çiller bana göre siyasi tarihimizin Erdoğan'dan sonra en başarısız lideridir. İki anahtar diye bir hikayeyle geldi. Herkese iki anahtar vereceğim dedi. Herkesin bir evi olacak, bir arabası olacak. Yani siyasette bir başarı hikayeniz olacak. İşte koalisyon hükümetleri döneminde Türkiye tekstil yatırımını yaptı. Özal turizm yatırımını yaptı. Türkiye'nin turizm mesela temel yatırımlarına bakıldığı zaman herkes bunun temelini Özal attı der. Ki öyle gerçekten öyledir. Yani 1980'li yılların sonrasında turizm yatırımlarının temellerini Özal iktidar attı. Şimdi AKP'ye geliyorsunuz. Diyeceğiz ki AKP de şu sektörü Türkiye'ye hediye etti. Yani onların sektörü de bu. Şimdi bakıyoruz 5 tane sektörümüz var işte. Diyelim ki tarım. Ecevit'e, Demirel'e gidiyor. Tekstil veya işte yan sanayi Özal'a gidiyor. Turizm Özal'a gidiyor, koalisyon hükümetlerine gidiyor. İşte otomobil yan sanayi saydık. 5 sektör, bir de inşaat sektörü var. İnşaat sektöründe AKP'den önce Türkiye, dünya inşaat sektöründeki en önemli 5 ülkeden bir tanesiydi. Şimdi dünyadan bizim müteahhitlerimizin iş alması mümkün değil. Hiç kimse Türk müteahhitlerine iş vermiyor artık. Türkiye'deki hazineye hortum dayamış müteahhitler iş yapıyorlar. Yani 5 tane temel sektörü var Türkiye'nin. AKP bir altıncısını ekleyemedi. Şimdi ben soruyorum, izleyiciler söylesinler. Hayır canım desinler, AKP de şunu ekledi. Tekstil AKP'nin değil. Turizm AKP'nin değil. Tarım AKP'nin değil. Yan sanayi, sanayi, otomotiv vesaire AKP'nin değil. Hani yine Demirel'e dönelim, Allah rahmet etsin. Demirel bir otomobil firmasına koca elinde devlete ait bir araziyi verdi. O zaman çok tartışıldı. Ya nasıl verirsiniz? Dedi ki gelsinler köşkün bahçesini vereceğim onlara. Ben de aynı fikirdeyim. Bir ülkeye büyük bir sanayici gelip yatırım yapacaksa ben de gelsinler evin bahçesini vereyim derim. Ben de aynı mantıktayım. Ve o Demirel'in o hamlesiyle Türkiye otomobil sanayinde önemli bir ülke haline geldi. Şimdi bakıyoruz. 5 temel sektörü var Türkiye'nin. Hiçbirisinde AKP yok. AKP ne yapmış? Türkiye'nin 80 yıllık ne birikimi varsa, ne kadar sanayisi varsa, ne kadar iktisadi işletmesi varsa, ne kadar kiti varsa, ne kadar iktisadi devlet teşekkülü varsa hepsini satmış, yandaşlar tarafından yağmalanmış. Ortada koyduğun ne var? Ama biz de yol yaptık. Yollarınızın toplamının değerini bir biçelim bakalım acaba. Bir tüpraş ediyor mu? Bütün yaptığınız köprüleri de üzerine koyalım bakalım acaba bir petkim ediyor mu? Şimdi seyircilerin de aklına gelecektir muhakkak ki AKP iktidarının da zengin, güçlü bir beton sevdası var mesela. Her yere bir şeyler dikiliyor ve gerçekten aslında dünyanın da çevrenin farkındalığına, çevrenin önemini farkındalığına vardığı bugünlerde, G20 zirvesinde bile konunun bu olduğu, çevrenin önemi konuşulduğu bugünlerde dönüp baktığımızda bizim politikalarımızda bir tutarsızlık söz konusu oluyor gibi. Siz tabii, nasıl yorumlarsınız? Çok doğru. Yani bir tutarsızlık değil, çok tutarsızlık var. Öylesine tutarsızlık var ki Türkiye ya bir alanda bir ülke kendisine
liderlik iddiası koyar, bir hedef belirler ve orada yürür. Türkiye'nin önümüzdeki dönem içerisinde diyelim ki 5 yıllık bir planlama yapması ve 5 yıl içerisinde bir alan ne seçelim? Otomotiv sektörü, işte GSM sektörü, beyaz eşya sektörü, işte aklınıza bir sektör gelsin. Burada Türkiye kendisine dünya liginde ilk 5 içerisinde, ilk 10 içerisinde bir hedef belirlesin. Var mı böyle bir şey? Yok. Bir son günlerde otomobil hikayesi geçiyor değil mi? Tok diye bir otomobil geçiyor. Yani insanın böyle içi sızlıyor. Otomobilin aküsü bizden değil. Yani zaten elektrikli otomobilin en önemli parçası aküsü. O bizde değil. Peki elektrik motoru? O da bizden değil. Peki dizaynı? O da bizden değil. Peki içerisindeki elektronik aksamı? O da bizden değil. Ya biz neyi yapıyoruz? Herkesten topluyorsunuz logoların parçalarını, birleştiriyorsunuz. Oldu size yerli ve milli. Ne kadar ithalat? %80'i ithalat. Onun için hiçbir iddia yok ortada. Bununla ülkelerin varlıklarını sürdürmeleri mümkün değil. Ki Türkiye gibi bir ülkede öylesine büyük potansiyeli var ki Türkiye'nin. Her zaman söylüyorum. Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisinin içerisine girmesi için hiçbir şey yapılmaz. Bir iktidar hiçbir şey yapmasa Türkiye dünyanın ilk 10'una girer. Ancak el frenini çekerseniz ülkenin, önüne külfet olursanız, bu kadar ülkeyi yolsuzluğun içerisine sürüklerseniz ülke bu hale gelir. Bunlar iktidara gelirken neyle gelmişlerdi? Yolsuzlukla değil mi? Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Üç şeyle geldiler. Şu anda tarihin hiçbir döneminde Türkiye'de eşine benzerine rastlanmayan yolsuzlukla karşı karşıyayız, yoksullukla karşı karşıyayız, yasaklarla karşı karşıyayız. Siyasi partiler hep böyle giderler. Kim neyle gelirse onunla gider. Bunlar ekonomik krizle geldiler. Biz dediler yoksulluğu kaldıracağız. Hatta onu söylerken de şunu söylüyorlardı. Türkiye'nin kaynakları o kadar çok ki çalmasınlar, çaldırmasınlar bu ülke abat olur diyorlardı. Ne oldu? Niye bu kadar insan intihar ediyor? Niye evliliklerde büyük travmalar yaşanıyor? Boşanmaların sayıları çok arttı. Niye esnaf iflas ediyor? Niye Türkiye Odalar Borsalar Birliği bile Türkiye'de şirket iflasları rekor kıracak diye dergisinde yayın yapıyor ve gerçekten Türkiye'de iflaslar rekor kırıyor. Niye bu kadar insan geçsiz? Niye işsiz olan bu insanlar, gençler yurt dışına göçerek geleceklerini orada planlıyorlar? Neden bu ülkenin en yetişkin beyinleri, doktorları da dahil kendilerine Türkiye'de bir gelecek görmüyorlar ve yurt dışına gidiyorlar? Bütün bu soruları arka arkaya koyduğunuz zaman Türkiye gerçekten yönetilmiyor. Savruluyor. Ya bu kadar beceriksiz, bu kadar basiretsiz, hiçbir alanda bir kalite, bir yaşam kalitesi, bir üretim kalitesi, bir toplam kalite yok. Hangi alanda var? Eğitime bakıyorsunuz, çökmüş, sağlık perişan halde, sanayi öyle, işler acısı halde. Ya sanayinin kapasitesine bakıyoruz, işler acısı. İşte şu anda en çok mesela dünyada konuşulan konulardan bir tanesi. Demir çelik sanayi. 40 milyon ton demir çelik ürünü üretiyoruz biz. %75 kapasitemiz. Diğer taraftan da önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 10 milyon tonluk yeni kapasite daha eklenecek bizim bu kapasitenin içerisine. Önümüzde demir çelik sanayi ile ilgili dev bir problem var. Ne? Bu demir çelik sanayine enerji sağlayacaksınız. Bu enerji çevreci enerji olmazsa çok ciddi bir ihracat engelleriyle, gümrük engelleriyle karşı karşıyasınız. İki, kendini zaten %75 kapasiteyle çalıştırıyorsunuz demir çelik sanayini. %25 kapasiteniz çöp. Şimdi ona bir 10 milyon ton daha ekliyorsunuz. Siz bu kapasiteyi nasıl tutturacaksınız? Kapasiteyi arttırmazsanız o aradaki oran kadar yatırımınız çöp oluyor. Demir çelik sanayi öyle kolay bir sanayi değil ki. Ne yapmanız gerekiyor? Lojistik avantajınız var. Evet, Türkiye bölgesel ülkeleri hepsinden daha avantajlı. Avrupa'ya gelişmiş pazara çok yakın. Gümrük birliği avantajı var. Demir çelik ham maddesine çok yakın. Onlardan lojistik avantajları var. Türkiye'de bunları üretip ihraç edebiliriz. En büyük avantajın güneş enerjisinde, rüzgar enerjisinde. Potansiyelin müthiş. Niye kurdurtturmuyorsun? Niye hala sen bu ülkenin akciğerlerine, kömür santrallerini bilmem yandaşların 3-5 kuruş bu hazineyi yağmalayacak diye tezgahlarını bu ülkede gündemine taşıyorsun ve insanlara bunu mecbur bırakıyorsun? Temel sebebi planlama.
Dünyada böyle bir ülke var mı? Planlaması yok. Ülkenin planlama teşkilatını kapattılar. Devletin planı. Devletin 5 yıllık eğitim planı yok. 5 yıllık demir çelik sanayi planı yok. 5 yıllık turizm planı yok. 5 yıllık sağlık planı yok. Hiçbir planı yok. Neye göre yapıyoruz biz peki bu yatırımları? Saraydaki beyefendi söylüyor. Sayın Erdoğan diyor ki yapalım yapılsın. İhtiyacımız var mı? Önemli değil. Yani sırf tıp Zafer Hava Meydanı gibi. İşte komik komik işler. Afyon'da geçenlerde 2-3 gün önce gündeme geldi. Bir tane Afyon'daki kalenin oraya şehir merkezinden teleferik yapıyorlarmış. Ona da garanti veriyorlarmış. İşte buraya gezi garantisi insan sayısı. Neye göre yaptınız bunu? Kaç kişi geliyor Afyon'daki dağ tepeye? Kaç kişi çıkacak yani? Trabzon'da da yaptılar. Beşiktaş'ta öyle bir teleferik yaptılar işte. Şimdi külliyen zarar her yerde. Kısacası bir ülkenin toplam kaliteyi yakalayabilmesi için en önce yapması gereken iş Türkiye'nin de bugüne kadar yaptığı gibi Çin'in bugün herkesin Çin mucizesi, Çin'in büyük başarı hikayesi dediği 1960'ta Türkiye'nin gerisinde olan Kore'nin bugün dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birisi arasına girerken uyguladığı, yine 1940'lı 50'li yıllarda Beijing dönemi diye bilinen Japonya'nın Japon mucizesi diye tanımlanan o yaptıklarının tamamı, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisine 25 yıllık kısa bir süre içerisinde yetişip, öne geçip, özellikle kimya sanayi, makine sanayinde, ilaç sanayinde, otomotiv sanayinde yeniden dünyanın lider olmasında kullandığı en öncelikli yöntem planlı ekonomidir. Ekonominizi planlarsınız. Üretim, üretimde kullanacağınız enerji, üretimde kullanacağınız insan kalitesi, üretimde kullanacağınız ham madde, üretimde kullanacağınız finansman. Bütün bunları planlarsınız. Finansmanınızı planlarsınız, insanınızı planlarsınız, ham maddenizi planlarsınız, enerjinizi planlarsınız, pazardaki rekabetinizi planlarsınız. Var mı Allah aşkına? Üniversite öğrencileri, işte bir sürü üniversite var, adı üniversite olan bir sürü yer var ya. Bakıyorum ben bu gençlere, bu gencecik insanlara. Ya soruyor insan yani. Bu planlamaları duydunuz mu siz? Hiçbiri duymamış. Test yapıyorlar çocuklara, test. Bir şey söyleyeyim ben, özellikle söylüyorum. Hukuk fakültesi okuyan öğrencileri de söylüyorum bunu. Sosyal bilimlerde okuyan öğrencileri de söylüyorum. Eğer hocalarınız önünüze test koyuyorsa o testi yırtın hocanıza fırlatın. Hukuk fakültesinde test olmaz. Sosyal bilgilerde test olmaz. İşte dil, tarih, coğrafya fakültesinde test olmaz. Olmaz böyle saçmalık. Eğitim sisteminde çocukları ta 7 yaşından beri buna alıştırılan bir sistemin içerisindeyiz aslında. Aynen. Bu yüzden de işte belki ileri görüşlülük işte bu açıda eksik kalıyor. Aileler izin vermesinler, itiraz etsinler. Ben hukuk fakültesinde öğrenci olduk, okuduk biz. 12 Eylül döneminde işte yoğun bir eğitim programı içerisinden geçtik. Hiç teste karşılaşmadık. Ama o gün önümüze test koysalardı asla dönüp bakmazdık. Bazı sınavlarımızda hocalarımız emin olun asla bizi gözetlemezlerdi. Çıkar giderlerdi. Düşünebiliyor musunuz? 400 tane öğrenci var amfide. Hoca yok, gözetmen yok, kimse yok. Çıkar giderlerdi. Niye? Siz hukuk eğitimi alıyorsunuz. Siz o eğitiminizde önünüzdeki konuyu başarıyla algılayıp onu analiz edip ona ilişkin çözüm üretebilecek kalite, bilgi, birikim ve karakterde olmalısınız. Onu yapmıyorsanız zaten siz hukukçu olmazsınız. Adalet adamı olmazsınız. Kopya çeken adalet adamı olur mu? Arkadaşına yardım isteyen adalet adamı olur mu? O sorunu çözemeyen adalet adamı olur mu? Başınızda birisi beklediği zaman sizin orada bir hukukçu kimliğiyle karar vermeniz çok saygın bir şey olabilir mi? Onun için üniversite öğrencilerine söylüyorum. 50 puan alarak geçtikleri zaman bilsinler ki kendi geleceklerine çok ciddi bir harakiri yapıyorlar. Yani gelecekleri açısından yanlış bir şey. Hocalarından bilgi istesinler. Dünyanın en pahalı şeysidir bilgi. Bilgi ulaşabildiğiniz zaman geleceğinizin anahtarıdır. Gençlik de bir ülkenin geleceğinin anahtarıdır. Doğal olarak biz gençlerimize bilgiyi vereceğiz. Onlar geleceklerin anahtarını planlayacaklar. Biz de o gençlerimize geleceğimizin anahtarını planlamış olacağız. Ama bunları yapmazsanız, öğrencinin önüne iki tane test koyup
dersleri boş geçip ya boş ver vizelerinden ben sana veririm puanı dediğiniz anda bilin ki o gencin geleceğine çok ciddi bir saldırı düzenlediniz. Bunlara izin vermesin gençler. İleri yönde seyretmeyen, aksi yönde hatta seyreden bir ivme var ki o da eğitim bahsettiğimiz gibi. Hatta biz de sık sık Nokta TV ailesi olarak eğitimcileri bağlamaya çalışıyoruz. Eğitim alanında uzman kişileri ve onlara şu soruyu soruyoruz. Diyoruz ki eğitim bu kadar önemli ve bireylerin gelişmesi açısından bu kadar değerli olduğu bir noktada neden öğrenciler özellikle üniversite sınavına giriş notları, ortalamaları var? Mesela sizle de paylaşayım. 20 sorudan 2 doğru, 3 doğru ve mesela ana dilimiz olan Türkçe'de bu sonuçlarla karşılaşıyoruz. Eğitimde bir aksaklık olduğu ortada. Peki siz Sayın Pekşen nasıl yorumlarsınız? Eğitimde bu hale neden geldik sizce? En büyük yanlışımız nerede oldu? Harika. Şimdi bunu Irak üzerinden anlatayım. Saddam döneminde Irak'ta okuma yazma mecbur. Ama Saddam'ı indirdikten sonra okuma yazmayı serbest bıraktılar. Dilerseniz okula gitmeyi de serbest bıraktılar. Maalesef okur yazarlık oranında çok ciddi bir gerileme başladı. Ülkeler geri kalmaya başladı. Maalesef dünyada dünyanın kuzeyi, dünyanın güneyinin sırtından geçilir. Dünyanın kuzeyinin kaynakları tükenmiştir. Ama dünyanın güneyinin kaynakları dehşet boyutlardadır. Eğer dünyanın güneyini siz eğitirseniz o zaman onların ortaya koyacakları dünyadaki yaşam kalitesi sizinle rekabet eder hale gelir. Doğal olarak bir ülke ne kadar az gelişmiş olursa sizin pazar alanınız o kadar geniş olur. Dünyada eğitim üzerinden müthiş bir rekabet vardır. Eğer siz gençliğinizi, ülkenizin insanlarını eğitmezseniz, Ar-Ge yaptırmazsanız, bilimsel çalışmalarda geri kalırsanız o zaman dünyanın geleceğinde de rekabet etme şansımız yoktur. Bakın bir üniversite öğrencisi, işte Zuckerman, Facebook'u kuran genç, evinde bir formül buluyor. Bulduğu formülle şu anda dünyanın 3 numaralı zengini mi? 300 milyar dolar civarında bir servete ulaşıyor değil mi? Yanılmıyorsam öyle. Elon Musk bir elektronik teknoloji geliştiriyor. Şu anda dünyanın en büyük zengini. iPhone diye bir şirket bir yazılım geliştiriyor. Bir matematik yani. Birler sıfırlardan oluşan bir algoritma geliştiriyor. Dünyada dev bir servet buluyor. Bakın neleri sayıyoruz şu anda? Petrol şirketi saydın mı? Altın madeni şirketi saydın mı? Elektrik şirketi saydın mı? Otomobil şirketi saydın mı? Saymadım. Twitter'ı sayın, Facebook'u sayın. Yani bir tarafta sosyal medya şirketleri, öbür tarafta da dünyadaki yüksek teknoloji şirketleri. Dünyanın ilk 10'una baktığınız zaman, ilk 10'unda geçmişte saydığınız bir numarada Coca-Cola yok. 2 numarada General Motors yok. Genel Elektrik yok. Banka yok. Dünya bilgiyle büyük rekabet içerisinde. Şimdi bu bilginin dünyaya katmış olduğu yaşam kalitesine bir baktığınız zaman dünya bambaşka bir yere doğru gidiyor. Gencecik insanlar işte birlerle, sıfırlarla, matematik formülleriyle, fizik formülleriyle kendi ülkelerinin kaderini değiştirebilen bir ülke insanlar bunlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Elon Musk'ın serveti Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılasının yarısı. 750 milyar dolarlık bir ülkeyiz biz yani. Yarısı kadar Elon Musk'ın tek başına serveti var. Atıp tutuyorlar işte. Çağ atladık, şu oldu bu oldu. Bir sürü palavra. Palavra. Siyasete palavra hakim, bürokrasiye palavra hakim. Üniversitelerde vasatlık yer artık yayılmış gitmiş yani. Türkiye bunların hepsine itiraz etmeli. Türkiye'de itiraz kültürü gelişmeli. Eğer itiraz etmezseniz, yoksulluğa, açlığa boyun eğmeye devam ederseniz, bu düzen devam eder ve Türkiye dünyadaki yarışlı ülkelerin tamamından geri kalır. Nasıl Kore'den geri kaldıysa, nasıl Brezilya'dan geri kaldıysa, İspanya'dan geri kaldıysa. İspanya 30 yıl önce bizden gerideydi. İtalya 40 yıl önce bizim gerimizde. Niye? Ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu o kalkınma modelleri bugün dünyada herkesin pandemi sonrasında en çok konuştuğu kalkınma modeli. Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu modelden 50'li yıllarda Türkiye uzaklaşmaya başlıyor. 50'den bugüne kadar maalesef Türkiye
önüne konulan bütün tuzaklara düşüyor. Ve onun bedelini bugün hep beraber ödüyoruz. Ama hala sorgulamıyoruz. Hala bu anlamda ciddi bir analiz de yapılmıyor. Şimdi tekrar Atatürk'e dönmek gerekirse, bunu rastgele vermedim. Şu anda bütün dünya girişimci devleti konuşuyor. Girişimci devlet. Yeni dünya düzeni girişimci devlet üzerine. Buradan bütün gençlere sesleniyorum. Özellikle hukuk okuyanlar, iktisat okuyanlar, ekonomi okuyanlar, işletme fakültelerinde okuyan öğrencileri. Tamamına sesleniyorum. Bakın, Ar-Ge ve araştırma geliştirme kitapları çok önemli bir duruma geldi. Kendilerine ciddi anlamda bir gelecek planlayacaklarsa kitapçılara gitsinler, araştırma geliştirme kitaplarını tercih etsinler. Bu dönemde dünyadaki büyük bir dönüşümün, bu özellikle Covid ile birlikte dünyada çok ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Bunu da birkaç cümleyle anlatabiliriz. Bu dönüşümün yaşandığı dönemde gençlerin nelerin olduğunu algılayabilmeleri için araştırma geliştirme türünde kitaplara ciddi anlamda eğilmelerini tavsiye ediyorum. Geçenlerde bununla ilgili bir tweet paylaştım. Birçok da telefon aldım. Ya Haluk Bey, bize de bir paylaşım yapar mısınız? Onun için birkaç gün içerisinde mesela dünyada yayınlanmış, Türkçe'ye de çevrilmiş olan kitapları özellikle tercih edeceğim. Araştırma geliştirme alanında kabul görmüş 100 kitap ismini vereceğim, yayınlayacağım, söz veriyorum onlara. Bu 100 kitabı tabii ki yani kısa sürede okumaları çok mümkün değildir. Araştırma geliştirme olduğu için hani böyle roman gibi, şiir gibi de okuyamazsınız. Çok ciddi zaman alır. Yani en iyi kitabı, bu tür kitapları en hızlı 20-25 sayfa okuyabilirsiniz bir saatte. Çok fazla da uzun süre okumamanız gerekiyor. Çünkü konu bütünlüğünü kaybedersiniz. Konuya hakimiyetiniz kaybolur. Konsantrasyonunuz Ar-Ge kitaplarını okurken, araştırma geliştirme kitapları okurken mümkün olduğu kadar konsantrasyonunuzun en üst düzeyde olması gerekir ki konuyu algılayın. Emin olun bu gençler, ben onlara 100 tane kitap söyleyeceğim. Bu 100 kitabı okuyan genç önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyada çok başarılı, çok büyük başarı hikayeleri yazabilirler. Bunları tereddütsüz okusunlar. Kitapların içeriklerine katılıp katılmamaları ayrı konu. Ama bir ufuk açacaktır onlara. Bu konuda söz verdim onlara. Hepsine böyle bir kitap skalası vereceğim. O kitapları edinebilirlerse, bunları kütüphanelerden de edinebilirler. Bağışlanabiliyor, çok yerde de kullanılabiliyor. Dönüşümde kullanabilirler. Kendi aralarında kitap kulübü de oluşturabilirler. Ama şunu bilsinler ki böyle bir 100 kitaplık bir seriyi bitirmiş olan bir genç, emin olun dünyadaki birçok gelişmeyi öngörebilecek, yıllar öncesinden öngörebilecek ve ona ilişkin çok ciddi, kendisi de bir gelecek planlaması, bir programı rahatlıkla yapabilecektir. Az önce pandemi döneminden bahsettiniz. Pandemi evet. Döneminde hakikaten dünya değerleri çok değişti, farklı yönlere gitti. Şimdi insanların psikolojileri de çok sağlam kalmadı çoğu Doğru. zaman. Çünkü her daim evde kaldılar. Çalıştıkları yerden ayrılmak zorunda kaldılar. Bir yandan da çok ciddi bir problemle başa çıkmaya çalıştılar. Ekonomi. Tekrar dönüyoruz, dolaşıyoruz, ekonomiye geliyoruz. Evet. Şimdi bir ekonomik kriz var dünyada. Evet, bu çok gözle görülebilir bir gerçek. Fakat Türkiye'de sanki daha farklı bir şey var. Şimdi insanlarla biz de Nokta TV ailesi olarak sokak röportajları yapıyoruz. Sokağın nabzını biraz ölçmeye çalışıyoruz. Herkes o kadar bıkmış, o kadar artık ne yapacağını bilemez halde cevaplar veriyor ki. O da biraz bize aslında acaba ivme ters yönde mi gidiyor diye aslında, düşündürüyor. Çok güzel. Rüzgar, bu soru belki bir saat, iki saat daha konuşmayı gerektirir. O kadar güzel ki. Şimdi bugün sabahleyin Twitter'da bir paylaşım yaptım. Bir çok değer verdiğim, bizde de yayına katılıyor. İsmet Turan Bey'i biliyorsunuz. O kendisi bir enerji uzmanı. Ve dünya gündeminde çok yakın takip ediyor. Onun bu takibi bize de çok büyük referans oluyor. Çünkü bilgileri paylaşıyor. O konuda da sağ olsun ketum değil, kendisine saklamıyor. Bu bilgileri isteyen herkese de ulaştırıyor. Ulaştırdığında da siz onları doğru yorumlarsanız ülkenize de bir kamuoyu oluşturuyorsunuz. Destek verecek şekilde de kamuoyuna aktarabiliyorsunuz. Bana da bilgileri gönderdiğinde manezyumla ilgili bir bilgi paylaşmış. Ben de manezyum acaba dünya sanayisinde nasıl bir etki yaratıyor, neler olacak diye merak ettim ve araştırdım. Onunla ilgili birkaç tane rapor okudum. Tabii raporları okuyunca da çok ilgimi çekmeye başladı. Benim böyle bir araştırmayı seven bir yanım var. Şimdi baktık ki dünyada özellikle bu manezyum ve türevleri üretiminde Çin bir numara.
dünyanın en çok bu konuda üretim yapan ve ihracat yapan ülkesi dünyanın toplam ihtiyacını %80'in için karşılıyormuş meğerse. Geri kalan %20'yi de başka ülkeler karşılıyor. Ama Avrupa'da bir tek biz varız. Türkiye var. Türkiye daha 2016 yılında Eskişehir'de bir işte yatırımcı, bir sanayicimiz, Eczacıbaşı, onu da söylemekte bir mahsur görmüyorum. Böyle bir yatırım yapmış. Gayet başarılı, gayet iyi. Şimdi Çin manezyumun 50 ayrı madende üretiliyor ve oradan bunu sanayi sektörü içerisine sokuyor. Bu 50'nin 35'ini üretimini durdurma kararı almış. Nedeni ham madde kaynaklarını korumak için. Ya bu manezyum nerede kullanılıyor diye bir araştırdım. Aman Allah. Geleceğin teknolojinin neredeyse tamamı manezyum. Yani manezyum alaşımı alüminyumdan daha hafif ve ondan çok daha güçlü. Otomobillerin işte kupasında kullanılıyor, helikopterlerde kullanılıyor, savunma sanayinde kullanılıyor, GSM teknolojisinde, bilgisayar teknolojisinde, televizyonlarda, aklınıza gelen bütün elektronik eşyalarda, bütün işte otomobillerde, şunlarda, bunlarda manezyum alaşımlı metaller kullanılıyor. Ve manezyum talebi dünyada inanılmaz derecede artmaya başlamış. Şimdi Türkiye'ye bir bakıyorum ki, Türkiye manezyum potansiyeli açısından çok güçlü bir ülke. Özellikle Trakya'da müthiş zengin rezervlerimiz var ama Türkiye'nin her tarafında yaygın bir rezerv var. Ve maalesef Türkiye'nin rezerv ölçümü de neredeyse 50 yıldır yapılmamış. Yani ne kadar rezervimiz olduğunu da bilmiyoruz. Trakya'da 3 tane büyük rezerv var, onlar ölçümlenmiş. Karadeniz'de işte birkaç yerde, Trabzon gibi bir yerlerde rezervler var. İç Anadolu'da işte Yozgat, Mozgat civarında birkaç tane rezerv var. Onlar kısmen ölçümlenmiş. Malatya'da, Elazığ'da. Ama Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış rezervler ölçümlenmemiş. Şimdi Çin diyor ki yılbaşından sonra kardeşim ben manezyum ihracatını azaltacağım. Peki azalttığı zaman otomobilleri neyle yapacağız? Bilgisayarları neyle yapacağız? GSM'leri neyle yapacağız? Savunma sanayinde ne kullanacağız? Yani o özel alaşımlı metallerle üretilen sanayi ürünleri, teknolojik ürünleri neyle üreteceksiniz? Şimdi dönüp fotoğraf Türkiye'ye bakıyorum. O zaman diyorsunuz ki Avrupa Birliği bu sanayisini, bu teknolojisini Amerika Birleşik Devletleri nereden devam ettirecek? Türkiye inanılmaz bir şekilde öne geçebilir, avantajlı hale gelebilir. Peki Türkiye bu avantajlı hale gelmesi için ne yapması gerekiyor? Bu alanda yatırım yapacak şekilde planlama yapması gerekiyor. Sektörlerin desteklemesi gerekiyor. Var mı buna ilişkin bir hazırlık? Sıfır. Siyasetçinin öngörüsü bu işte. Siyaset öngörüp ülkesinin ekonomik olarak geleceğini planlayabilirse, o planlamayı da bu konunun uzmanlarına yaptırabilirse, o zaman insanlarınıza iş getirirsiniz kaliteli, aşk getirirsiniz kaliteli, yaşam getirirsiniz kaliteli olur. Ama bunları öngörmüyorsanız, bütün meziyetiniz yandaş bir müteahhite bir beton diktirmek, sizin dediğiniz gibi bir beton inşa ettirmek, güven yerine beton inşa ettirirseniz işte ondan sonra ülke böyle yangın yerine döner. İnsanlar çöplükleri geceleyin karıştırırlar. Pazar yeri dağıldıktan sonra oradan yüzümüzü kızarta kızarta o insanların oradan evlerine götürecekleri aş bulmalarını izleriz. Dehşet verici o fotoğraflara döner döner bakarız işte. Şimdi bu noktada peki erken seçimde konuşulurken gelecek bir iktidarın ilk olarak hangi konuya el atması gerekir sizce? Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel bir soru. Ben kendi şahsi olarak yıllardır söylediğim bir şey var. Bir ülkenin en önemli yapması gereken birinci iş o ülke iktidara geldiniz. Nedir sorun? Nasıl çözersiniz? Kimlerle çözersiniz? Ne kadar zamanda çözersiniz? Bütün bunları belirlemesi gerekiyor değil mi? O halde harika. İlk işiniz bir plan yapmanızdır. Sorunu göreceksiniz. O sorunun çözümünü bulacaksınız. Kimlerle ne kadar zamanda çözeceğinizi planlayacaksınız. Türkiye'nin yapması gereken ilk iş yeniden hızla iktidar muhalefet hiç bakmaksızın ivedilikle yeniden planlama teşkilatını kurması gerekiyor. Ve mutlaka planlı kalkınmaya geçmesi gerekiyor. Ve az önce de söylediğim gibi dünyanın birçok ülkesinde Amerika Birleşik Devletleri bile artık girişimci devlet diyor. Özel sektör ve devlet sektörü el ele vererek girişimci devlet modeline geçerken biz devletin ekonomi içerisindeki payını tümüyle ortadan kaldırıp
bütün her şeyi özel sektörün sırtına atıp ondan sonra da bu vahim büyük çöküşü yaşarız. Buradan çıkılması için ilk yapılması gereken şey planlama, arkasından bu bankacılık yasası ivedilikle gözden geçirilmeli. Böyle bir bankacılık yasasına dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesine izin vermezler. Ben öyle bir yetkim olsa bugün bankacılık yasasını değiştiririm. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir düzen var mı ya? Bankasın, güzel. Neye kredi veriyorsun? Kredi kartına, otomobile, işte bilmem tüketim eşyalarına, bilmem şuna buna. Fabrikaya ver, sanayiye ver, üretime ver. Oraya kredi yok. Yok öyle bir düzen. Dünyada böyle bir şey izin verilmez. 3. Enerji. Türkiye'nin en büyük dışa bağımlı olduğu enerji değil mi? Ama dünyanın en iyi güneş potansiyeline sahip ülkelerinden birisi de Türkiye. Niye peki biz çevreci bir enerji üretimine geçmiyoruz da bir taraftan doğalgaz bağımlılığımız inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Öbür taraftan kömüre, öbür taraftan gaza, öbür taraftan fuyla ile bağımlılığımız var. Bu nasıl bir mantık? Bir taraftan gaz bağımlılığın var, onunla elektrik üretiyorsun. Kömür bağımlılığın var, petrol bağımlılığın var. Bunlarla elektrik üretiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Yenilenebilir enerjiye dönüşün bir an evvel sağlanması gerekiyor. Sevgili Rüzgar, basit. Ege bölgesinde offshore'lar hariç bizim şu anda 34 bin direklik potansiyelimiz var. Bunu enerji, yani rüzgar enerjisi konusunda birazcık bilgi sahibi olan herkes ne demek istediğimi anladı. Dünyada artık enerji türbinleri 7 megawatt, 10 megawatta kadar enerji türbini üretiliyor. Yani küçük bir baraj büyüklüğünde bir tane direk dikiyorsunuz. Türkiye böyle bir potansiyele sahip. Güneş 2400-2600 fotovoltaik güneş potansiyeline sahip olan bölgelerimiz var. İnsanlar girsinler internete, baksınlar. Türkiye'nin güneş potansiyel haritasına baksınlar. Konya, Karaman, işte Kahramanmaraş'ın bir bölgesi, Mardin, Urfa bölgesinde müthiş yerler var. Muğla'da, Denizli'de olağanüstü güneş kalitesi yüksek bölgelerimiz var. Niye açılmıyor bunlar? Niye enerjiye açılmıyor? Niye? Çünkü yandaşlara verilen hazine garantileri var. Sorun siyasi. Sorun siyasi. Bu siyaseti değiştirmediği sürece Türkiye gençliği de, kadını da, çiftçisi de, köylüsü de bedel ödemeye devam eder. Siyasette halkın seçtiği değil, liderlerin seçtiği devam ettiği sürece daha çok biz önümüzdeki ülkelerin topuklarını izlemeye devam ederiz. Başka bir şey söyleyecektim de nezaketen öyle söyleyeyim, topuklarını izlemeye devam ederiz. Planlama konusunda altını sıkça çizdiniz bu akşam, planlama eksikliğinin, evet, devletin. Şimdi planlama ile ilgili eksik olduğunu hissettiğimiz konulardan bir tanesi de tezkere konusu oldu. Neden? Çünkü aynı partinin içerisinde bile farklı sözler çıktı, farklı düşünceler çıktı. Tabii ki demokrasi ile yönetilen bir toplumda yaşıyoruz. Farklı sözlere aşinayız, olmalı da. Ama bir anlamda da Türkiye, vatandaşlar, yurttaşlar bir ortak fikir bekliyorlar artık. Siz ne söylemek istersiniz bu konuda Sayın Pekşen? Son olarak bu, evet, konuda fikrinizi duymak isteriz. Şimdi sevgili Rüzgar, bu tezkere konusu, bu son tezkere konusu kamuoyunda da çok büyük tartışıldı. Neden büyük tartışıldı? Tezkere neyi kapsıyor? Önce ona bakmak lazım. Bugüne kadar hiç 2 yıllık bir tezkere olmadı. İlk kez tezkere 2 yıllık. İlginç. 2. Tezkerede özellikle Suriye'nin İdlib bölgesi temel neden olarak gösterildi. Peki tezkerenin içeriğinde ne var? 1. Yurt dışına asker göndermeniz. 2. Başka bir silahlı kuvvetlerin Türkiye'ye girişi. Peki tezkere konusunda bu özellikle Türkiye'nin savunması açısından ve Türkiye'nin muharip gücünün başka bir ülkede konuşlanması açısından silahlı kuvvetler ne düşünüyordur acaba? Ben bu tezkereye silahlı kuvvetlerin evet dediğini, olumlu baktığını düşünmüyorum. Buna düşünmüyorum. Bak bu bundan öncekilerden çok farklı. Bu tezkere çok farklı. Şimdi bakın, İdlib'de hepimiz ezberledik. Bizim askerimizin konuşlandığı bölge, özellikle Osman Aydoğan generalin sık sık paylaştığı yazılar var, makaleler var. O makalelere izleyicilerin ulaşmalarını isterim. Osman Paşa'nın paylaşımları, bilgi
strateji ve doğru kaynaktan ortaya çıkıyor. Ve ben de onu takip ediyorum. Bütün izleyicilere de tavsiye ederim. Osman Paşa'nın paylaşımlarını, özellikle bu tezkere ile ilgili paylaşımlarını dikkatle okusunlar. Şimdi ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. Şimdi bizim gözlem noktalarımızın olduğu yere bakıyoruz İdlib'de. Bizim gözlem noktaları Suriye devlet güçlerinin konuşlandığı, onların kontrolünde olan bölgelerin ortasında. Yani biz kimi bekliyoruz? Önümüzde Suriye devlet güçleri, arkamızda Suriye devlet güçleri. Peki biz o gözlem noktasında niye duruyoruz? Soru bir. İki, eğer biz ülkemizin güvenliğini koruyacaksak, niçin kendi sınırımıza gözlem noktalarını çekmiyoruz da, orada işte kim olduğunu bilmediğimiz, cihatçı olduğu ve son derece dünyada herkesin iriti olduğu büyük bir yapıyı orada gözetliyoruz ve koruyoruz. Kıbrıs'ta o kadar şehit vermedik biz. Niçin oradayız? Biz kendi sınırlarımızda gözlem noktasını koyalım. Kendi sınırlarımıza yan bakana da gözünü koyarız. Hiç tereddütsüz. Tezkere gelir güm diye gider oradan. Askerimize gider tepesini çöker. Ama şimdi bir garip durum var. Uçağımız giremiyor. Bir tek karada girmişiz. Karadan girdiğimiz yerde de şu anda gözlem noktaları tümüyle Suriye devletinin kontrolünde olan yerler. Yani gözlem noktalarında biz kimseyi korumuyoruz. Gözlem noktası var. Noktayı şöyle düşünün. Şurası nokta. Bizim de noktamız var. Etrafının tamamı Suriye. Peki biz bu gözlem noktasını niye tutuyoruz burada? Bu askerin güvenliğini kim sağlayacak? Bu gençlerimizin güvenliğini kim sağlayacak? Bu ana kuzuların kim sağlayacak güvenliğini? Hava kuvvetleriniz girebiliyor mu? Giremiyor. Niye? Çünkü Rus Hava Kuvvetleri burayı girilmez alan notamlaması yapmış. Siz giremiyorsunuz. Allah korusun, orada bizim askerimizin başına bir şey gelse ne olacak? Kim koruyacak onları? Onun için bu tezkere çok tartışmalı bir tezkere. İkinci boyutu, peki Türkiye'ye gelecek olan, bu tezkereye konu edilmiş olan silahlı kuvvetler kim? Bu soruyu herkes sorsun. Halk o silahlı kuvvetlerin kim olduğunu tahmin ederse, bu asla izin verilecek bir durum olmaz. Halk da buna izin vermez. Onun için Türkiye bu tezkereyi yeterince anlamadı. Özellikle de bu tezkere üzerinden büyük bir kafa karışıklığı yaratılıyor. Vay efendim sen tezkereye karşı çıktın, sen şöylesin sen böylesin diye hamaset, işi örtbas etmek istiyorlar. Ben adım gibi eminim bu tezkerenin silahlı kuvvetler mensupları tarafından da çok kabul göreceğini, haklı ve geçerli bir tezkere olarak kabul edileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu tezkereyle esas amacın Türkiye'nin âli menfaatleri diye tanımlanan cümleyle yer bulacak durumun olmadığını, bu tezkerenin tamamen AKP siyasetinin geçmişte işbirliği içerisinde olduklarından kaynaklanan zafiyetlerini bir şekilde Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ile masada yeniden kendi üzerine sorumluluğu alarak giderme arayışından başka bir şey olmadığını biliyorum. Bu tezkere kamuoyu tarafından iyi irdelenirse hiç kimse, ama hiç kimse bu tezkereye evet demez. Hiç kimse. Gerçek nedenini insanlar öğrensinler, iyi analiz etsinler. Özellikle bir kez daha söylüyorum. Osman Aydoğan Paşa'nın bu tezkereyi konu alan makalelerini haritalarındaki görsel anlatımlarıyla birlikte okusunlar. Hiç kimse bu tezkereye evet demez. Bu başka bir şey. Bu öncekilerden tezkere. Bambaşka bir tezkere. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Sayın Pekşen, konuk olduğunuz için. Gündemi yoran, gündem üzerinde her konu başlığı altında durmaya çalıştık, irdelemeye çalıştık. Fikirleriniz bizim için çok değerliydi. Teşekkür ediyoruz ben tekrar. Ben teşekkür ediyorum tekrar.